bugün Mercan Dede aramızda büyülü çarklarla başka boyutlara davet ediyor ve kendi iş dünyasında mistik bir yolculuğa çıkarıyor. Hepinize çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Burası olağanüstü bir mekan. Her anlamıyla geldiğimizden beri bir sanatçı değil de bir dost olarak bize aradığında. O yüzden başta kendisi olmak üzere bu güzel merkezde emeği için herkese teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Sizi eserlerle baş başa bırakmak istiyorum. Dönenceler aynen bizim Semazen'de olduğu gibi hayatın en önemli parçası. Hayatta duran hiçbir şey yok. Her şey hareket halinde, her şey bir dönme halinde. Bütün kültürlerde, bütün dinlerde, insanlık tarihi boyunca kimisi karma demiş. İyilik ne yaparsan geri geliyor, kötülük yaparsan geri geliyor. Deri ev bizim Semazenler gibi bir ayağı merkezli bütün evreni geziyor. O yüzden yaşamamız aynı şekilde. Ölüm veya aslında doğum bir çarkın devamı gibi. Ölen yok aslında, ruh yolculuğuna devam ediyor. O yüzden o hareketlilik ve o dönme, bizim en küçük parçalarımız, moleküllerimiz dönüyor. Evren çok hızlı bir şekilde dönüyor. Biz onun tam ortasındayız. Büyülü çarklar hakikaten inanılmayacak mucizelerle dolu bu yaşam hikayesinin dönümünü anlatıyor. Ve bu anlatma içerisinde de merkezde hep biziz. Yani ya merkezindeyiz, aşk olduğu gibi içinde ya da hasretindeyiz dışında. Bu büyülü çarklarda dilerim seyredenler ya da onun bir parçası olanlar merkezinde olabilirler. Çünkü hemen her eserin merkezinde küçük de bir ayna var. Diyoruz ki aslında sanat insanı yansıtmalı. O yüzden hiçbir eserin altında bir eserin ismi, title öyle şeyler yok. Herkes ne görürse, kendisine ait orada ne bulursa ondan bir parça olması lazım. Sanatın her boyutunun bana heyecan veren kısmı o. İnsanlara bu esere bak bunu gör değil de bu eser sayesinde kendine ait bir şeyleri hisset. O yüzden yine Mevlana'dan bir notla başladık dün akşamki Instagram'a koydum ben. Yani bir şekilde... İçinde diyor bir sanatçı var senin bile farkında olmadığın. Onu keşfetmek lazım. Büyülü çarklar ve ortalarındaki aynalarla insanlara her birimizin, yani sanatçı diye öyle ben zaten kendimi de sanatçı olarak görmüyorum. Yıllardır da söylüyorum. Hepimizin içerisinde bir sanatçı var. Diyelim büyülü çarklar herkesin kendi içindeki sanatçıyla buluşmasına vesile olan bir sergi olur. Sergimiz bildiğiniz gibi geçen sene Ekav'da başladı. Ekav zaten İstanbul'daki evimiz gibi çok saygı duyduğumuz birçok sebepten dolayı. Özellikle de gençlere verdiği destekten dolayı saygı duyduğumuz bir galeri. Galerinin dışında da ailemiz gibi, dostluğumuz. O aile önemli. Şimdi burada ikinci bir ailemiz var. Ekol Sanat aslında İzmir gibi bir yerde henüz sanatın yeni yeni filizlenmeye başladığı yerde çok önemli misyon yüklenmiş. Ve gelip de galeriyi gördüğümüzde zaten çok etkilendik. Her şey de doğru yapılmış, her şey de sevgi dolu yapılmış. Yoksa içerisinde sevgi olmasa yaratılabilecek bir proje değil. Kataloglarına kadar insanlara hediye edilmek üzere. Tabii sanatın filizlenmesine vesile olan her projeyi, her insanı, her galeriyi, her oluşumu destekliyoruz. Ama aynı zamanda yine Mevlana'nın dediği gibi dün ait söz dünde kaldı. Bugün yeni bir söz söylemek lazım. Ekav'da yapılan serginin aynısını getirip burayı koymak istemedik. Çünkü bir ilerleme lazım, yeni bir söz lazım. O yüzden Ekav'daki eserlerimiz, bunların bir kısmı koleksiyonlardaydı sağ olsun, herkes hemen destek verdi. O eserler artı benim Montreal'deki stüdyomda yaptığım yeni eserler, tabii ki aynalarımız var. Aynalar önemli, yine aynı olmak için. Artı 6 parça Ekav'da İstanbul'da olmayan ve İzmir'deki sanatseverlerin ilk defa görebileceği büyümüş ama kendi içindeki özündeki o büyülü çarkların felsefesini ve bütünlüğünü koruyan bir sergi haline geldi. O anlamda Ekav'daki serginin tekrarı ama kendi içerisinde yeni bir dili var. Bir bakıyorsunuz İzmir'de böyle bir galeride 4 yıl içerisinde Türkiye'nin en önemli sanatçıların sergileri yapılmış. Yani onun bir parçası olmak benim için çok gurur verici. O anlamda öncelikle serginin süresini düşünürken hani rahat nefes alabilecek bir sergi olması dışında 2 aylık bir süre ki çok güzel. Tabii ki bütün aslında sergilerde olması gibi halka açık, ücretsiz, istediğiniz zaman gelebiliyorsunuz. Çok huzurlu bir ortam, 2 kat, aşağısı biraz daha
Biraz daha sürprizlerle dolu. Hani biraz meditasyon gibi aşağıda kendi halinizde kalabiliyorsunuz. 2 ay boyunca devam edecek bir sergi. 2 ay sonra bakalım büyülü çarklar bizi nereye götürecekler. Ben tahmin ediyorum ki kendi dünyasında başka bir eve gidecek ama zaten internet üzerinden takip ediyorduk. İnci sağ olsun olağanüstü güzel şeylerle bahsetti bize. O önemli bir referanstı. Ve gelip hakikaten hem bu inanılmaz galerinin ve projenin arkasındaki insanları tanıdığımızda, ki onlar ailemiz oldu şimdi, hem de galeride her şeyin ne kadar özenilerek yapıldığını gördüğünüzde, hani böyle bir galeride insanın sergisinin açılması büyük bir mutluluk. O yüzden emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Thrashing about night.